Salay olanları ve olacakları konuşacağız. Dünyada ve çevremizde. Önce bültenden bazı başlıklar. Dün akşam Ankara'da bir patlama meydana gelmişti. Ankara Valiliği açıklama yaptı. Patlamaya bombanın neden olduğunu ve bombalı çantayı bırakan teröristin ölü ele geçirildiğini açıkladı valilik. Ayrıca 8 şüphelinin de gözaltına alındığı duyuruldu. Afrin Zeytin Dalı Harekatı 14. gününde harekat sürüyor ve şimdiye kadar 823 terörist öldürüldü ve Bursa'dan sonra Darmık Dağı'da teröristlerden temizlendi. Ve Başbakan Binali Yıldırım Ankara'da konuştu, Zeytin Dalı Harekatı'na değindi ve teröristlerin tepelerine bindik, canlarına okuyacağız dedi Başbakan. Hakkari'de terör örgütü PKK'nın Hadin saldırısında şehit olan 3 askerin cenaze törenleri vardı. Memleketlerine uğurlandılar. Allah rahmet eylesin. Ve 15 Temmuz ihaneti Etimesgut komutanlığında yaşananlarla ilgili dava sonuçlandı. 14'ü ağırlaştırılmış, 21 müebbet hapis cezası, 11 sanığa 12'şer yıl. Davalar bitmiyor. Çok sayıda. Şimdi dünya hali. Şimdi şöyle Amerikan Savunma Bakanı Mattis'in sözleri yansıdı. İşte medyayla konuşurken bu mühim bir konusu da gündeme gelmiş. Orada söyledikleri var, söylemedikleri var. Aslında bir şey söylemiyor. Ha biz söylediği şey Türkiye ile görüşüyoruz. Bu Amerika için önemli bir şeyse tamam kayda aldık. Türkiye ile görüşüyor olmak tabii ki görüşecek. Şunun şurasında müttefikiz değil mi? Neyse ki Amerikan Savunma Bakanı müttefikimiz Türkiye diye de ifade buyurmuşlar, lütfetmişler. Böylece Mattis sayesinde müttefik olduğumuzu biz de hatırladık. Aa müttefik Türkiye demiş diye de böyle heyecanla baktık. Ne diyor? Konuşuyoruz ama ne konuşacağımızı size söyleyemem. Ne konuşuyoruz? Münih'ten çıkacaksın o kadar. Öbürü işte otel çıkmayacağız dedi. O an itibariyle konuşmuştu. Tabii ki şartlar değişebilir. Zemin kaygan. Votel'den büyük daha başka birisi var. Onun için o nihai bir söz olamaz. Bunun konuşulduğu anlaşılıyor. Şöyle, medya soruyor Türkler Münbiç'e yürüyecek mi diye. Onu da size söyleyemem diyor. Yani bir anlamda istihbarat olarak nitelendiriyor Türkler Münbiç'e yürüyecekler mi? Biz buradan söyleyelim. Evet yürüyecekler ama Mattis duyar mı duymaz mı bilmiyoruz. Sonra devam etmiş diyor ki kamuoyu önünde konuşmak için uygun bir zaman değil. Kamuoyunda konuşmak için uygun bir zaman evet icraat zamanı olabilir. Sonra devam ediyor konuşmak işleri daha da zorlaştırır. İç kamuoyları yönünden anlaşılır bir durum. Şimdi iç kamuoyu falan meselesi değil. Burada gerçekten bir PR mücadelesi falan değil. Doğrudan bir fiziki fiili durum var. Teröristlerin yanından çekilin. Daha önce uyarılar yapıldı. Daha sonra devam ediyor. Diyor ki yarışan çıkarları, rekabet eden çıkarları nasıl dengeleyeceğimize bağlı bu durum. Ve bu da müttefikimiz Türkiye ile süren görüş alışverişinin ana konusu. Yarışan çıkarlar varmış. Yarışan çıkarlar, rekabet halindeki menfaatler nedir? Amerika'nın bir terörist örgütle olan menfaati, Türkiye'nin milli menfaati. Müttefikimiz dediği Türkiye'nin milli menfaati, müttefikimiz diye vurguladığı konu var. Yarışan çıkarlar, yani denge yok. Yani işte Münbiç'te kim olacağı ve de Fırat'ın doğusunda durumun nasıl teröristlerden temizleneceği ona bakılıyor. Dolayısıyla pek orada dengelenecek bir şey de yok. Bunu her zamanki böyle diplomatik falan şeylerle de geçiştirebileceklerini düşünüyorlar mı bilemiyoruz ama buradan söyleyelim pek öyle geçiştirilecek bir konu değil. Mattis. Sonra ayrıca bir de bu dün de konuşmuştuk. Dün bu arada güzeldi değil mi? Küresel oyun gayet güzeldi. Teşekkür ederiz.
Küresel oyunun başlangıcında değinmiştik. Amerika birden Suriye'nin kimyasal silahlarını hatırladı. Kimyasal kullanımı var falan filan diye dün konuşuyorlardı. Bugün de aynı şey konuşulmuş. Matisse diyor ki o konudaki kanıtı ben görmedim. Ama bakıyoruz ve de buna izin vermeyiz. Şam'ın kimyasal kullandığını Sağır Sultan dahil herkes biliyor. Matisse bir tek duymamış ve tavsiye etmem Şam'a diyor bu son anlaşmayı ihlal etmeyi. Ne yapacağız? İşte Vuruz falanla gidiyor işin ucu. Fransa'da lütfetmişler, görüş beyan etmişler. Fransa'yı bu aralar anlamak gerekiyor. Sürekli böyle her konuda bir görüş beyan etme ihtiyacı hissediyorlar. O da kendi çapında bir büyük devlet olma imajında. Onun için büyük devlet dediğin her konuda ilgili ilgisiz, doğru yanlış, altı üstü var yok konuşuyor. Fransa da onu yapıyor. Fransa da kimyasal konuda Şam'ı uyarmış falan. Yeni fark etmişler. Şimdi demin dava dedik ki Etimesgut Hava Üssü'ndeki ihanetin davası sayıları çok fazla. Sayıları çok fazla ki hainlerin sayısı sırf bizim içeridekiler değil dışarıdakiler de var. Onun için öyle dedik. Dışarıdakiler de Yunanistan'da. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesinde 7-8 kişiyi gözaltına almışlardı. Ha terörle mücadele falan diye abartıldı. Dedik yok öyle bir şey. Göz boyama maksatlı bir şey yapıyorlar. Ortaya çıktı çünkü o gözaltına alınanlardan bir tanesi Doğan. Türkiye iadesini istiyor. Hüküm giymiş. 3 yıllık gıyabında ya da hapis cezasına çarptırılmış. Daha önceki hükmü de var. Yunanistan vermiyor. Niye? O şahıs Fransa'dan zaten sığınma hakkı almış. Yunanistan'da Türkiye ile Fransa hangisine gitsin deyince işte Fransa'ya gitsini uygun buluyor. Yunan mahkemesi denen komedya ve tiyatro zaten orada bir şey yok. Bu diğer FETÖ'cü hainleri de vermediklerini biliyoruz. Onlar da muhtelif bahaneler şudur budur falan filan. O yüzden Yunanistan hainleri korumakta. Onu da biliyoruz. Bizi de şaşırtmıyor. Sonra. Hainler Yunanistan'da da değil, aynı zamanda Almanya'da da var. Yine 15 Temmuz ihanetinin sorumlularından İlham. P demiş, soyadını da vermemiş ama herhalde biliyoruz. Askeri Akademi'nin komutanlarından tabii ki 15 Temmuz ihanetinin sorumlularından Almanya'ya kapağı atmış. Oradan sığınma istemiş. Almanya'da bu İlham ve diğer 3 kişiye, onlar da asker oldukları anlaşılıyor. Onlara da Almanya siyasi sığınma vermiş. Almanya'nın şefkatli kollarına koşmuşlar. Alın hayrını görün diye bir söz vardır. Almanya da bu şekilde Almanyalığını yapmış. Şimdi Almanya'da başka ilginçlikler de var. Bir tanesi Gelsenkirchen bir kasabada Oerlikon diye orada bir cami var. Caminin cuma namazı için ezan okumasına yasak gelmiş mahkeme kararıyla. Şöyle işte 1 kilometre öteden duyuluyor diye şikayet var. Ve Hristiyan sakinler dava açmışlar. Bizim dini haklarımızı bu ezan çiğniyor diye. Olay aslında ta 2013'ten falan kaynaklanmakta. Sonra nedir? Mahkemede diyor ki ezanı durdurun. Ya da işte 10 metreye falan indirin diye bir tartışma daha var ama yok bunun şeyi yok. 2 dakikalık ezana bile dayanamadılar diye yorum var. Doğrudur. Almanya'daki uyum ve demokratik toplum vesilesiyle bu haberi de bu şekilde kayıtlara aldık. İran'ın dini lideri Hamaney'in danışmanlarından Ali Ekber Velayeti diyor ki İran'ın bölgedeki etkisi vardır, süreklidir, sürecektir ve bu bir kaçınılmaz durumdur. Kaçınılmaz olarak İran bölgede etkisini yürütecektir. Neden? Çünkü işte bölgenin parçasıyız, nüfus, bağlantılar vesaire diye devam ediyor. Aynı zamanda İran
bölgedeki mazlumlara da yardım etmeye devam edecektir diyor. Suriye, Irak, Filistin ve Lübnan diye saymış. İran diyor uluslararası gelişmelerin kalbindedir ve o yüzden Amerika Orta Doğu'yu bölmeye, yırtmaya çalışıyor. İran da buna karşı çıkıyor. Onun için bu mücadele sürmekte. Yani bir kalıcılık beyanı var İran'dan. Orta Doğu'da biz kalıcıyız diyor ve de bu etki sizi şaşırtmasın diyor. İran'ın bölgedeki etkisinin ötesinde yine Fransa'ya geldik. Fransa, İran'la daha da yakın ilişki, samimiyet. Neden? İhracat pazarı olarak gördüğü bir İran var Fransa'nın. Şöyle, Fransa İran'a mal satmak için özel ticaret kredileri açmaya karar vermiş. Euro üzerinden kredi açacaklar ve İran'la olan ticareti finanse edecekler. Amerikan yaptırımları ne oldu? Fransa, Amerika'nın sağlam bir müttefiki olarak Amerika'nın İran'a başlattığı yaptırımlara ters düşen hareketlere girişiyor. Bu arada Macron galiba nerede? Senegal'e mi gitti? Öyle bir yerde Afrika'da muhtelif yine diplomatik şovlarda o Senegal turu, evet. Şöyle Fransa'nın İran'la ticareti desteklemek için kredi açması. İşte 2017'den beri buna çalışıyoruz diyor. Yaklaşık 1,5 milyar euroluk bir hacim söz konusu. Ve bu olayda diyor Amerika yok. Amerika doları yok. Kimse Amerikan pasaportu da taşımıyor. İlginç bir durum. Yani Fransa Amerikan yaptırımlarına karşı bir şey yaptığı zaman ne diyor? Amerika pasaportu taşıyan kimse yok. Onun için biz bu yaptırımlarla yükümlü bağlı değiliz diyor. Bunu bir sürü belki içtihat olarak alıp kayıtlara geçirmek gerekiyor. Fransa gayet rahat şekilde İran pazarına girmek ve bunu da en başarılı şekilde finanse etmek istiyor bankacılık sistemiyle. Bakalım Amerika bu işe ne diyecek? Ya da bir şey diyecek mi? Ya da diyebilecek mi? Bu sabah saatlerinde geldi bu olayın hem görüntüsü hem haberi. Fakat hayli ciddi bir durum. Şangay, Çin'in işte önemli liman kenti. Oradaki bir uluslararası nitelikli kafe. Onun üzerine bir kafede oturanlara ve oradaki kaldırıma doğru bir minibüs yanarak hem de geliyor. 18 kişi yaraladıktan sonra ve ağaca çarptıktan sonra bu halde duruyor minibüs. İşte yangın söndürülmesi falan. Görgü tanıkları diyor ki yanarak geliyordu zaten. Yanarak gelen bir minibüs ne taşıyormuş? İçinde piknik tüpü, LPG gaz tüpleri vardı. Benzin bidonu falan da vardı. İşte yaralılar gayet ciddi bir durum. Sonra polis diyor ki kaza olmuş. Nasıl kaza olmuş? Piknik tüpü taşıyan gaz yüklü bir minibüs manidar bir noktada kalabalığı eziyor falan, kaldırıma çıkıyor. Bu nasıl bir iş? Ha diyor polis, sürücü sigara içiyormuş. Sürücü herhalde yangın kuralları ve sigara içme eğitimi konusunda bir deneme yapıyordu. Tüp gaz yüklü ve benzin yüklü bir minibüste sigara içersem ne olur? Ve pek mantıklı gelmiyor açıkçası. Bunu açıkladılar da kaza olmuş falan diye, pek kaza gibi durmuyor olayın oluş biçimi, yeri falan. Tüp gaz taşıyan bir minibüs, sigara içen bir sürücü falan. Devamını duyarız ama ilk görüntüyü en azından aktarmak istedik. Korsika milliyetçiliği, Korsika Adası'nın bağımsızlığı. Korsika Adası'nın bağımsızlığını tabii ki destekliyoruz. Korsikalı milliyetçiler de diyor ki işte Macron gelecek hafta adayı ziyaret edecek. Macron bizle diyalog kursun, yoksa Korsika konusunda Macron ateşle oynuyor. Şiddet işareti var. Yani görüşmeler olmazsa şiddet başlar diye bir ima var. Korsikalı milliyetçilerin haber ajansına verdiği demeçte milliyetçilerin lideri diyor ki 80'lerde 90'larda azınlıktı bu hareket. Şiddet vardı. Evet, epey bir şiddet olaylarına girişmişlerdi. Ve
Şimdi durum değişti. Hem bağımsızlık isteyenler çoğunlukta hem de bu işi demokratik yollardan konuşarak çözmek istiyoruz. Aksi halde eski duruma döneriz diyor. Yani şiddete geri döneriz. Epey bir hasar yaratmışlardı. Korsikalı milliyetçiler zaman zaman saldırırlardı ama epey eskide kaldığı için şimdi pek kimse hatırlamıyor. Tekrar şiddete dönme ihtimaliyle o son 40 yılda 10 binden fazla saldırı Korsikalı milliyetçiler gerçekleştirmiş. Terör saldırısı diye geçiyor. Bol miktarda polis karakolu havaya uçururlardı. Fransızlara yönelik saldırılar yapardı. Korsika Adası bir ara gidilmez, ziyaret edilmez noktaya gelmişti. Öyle bir ortam. Macron'a Korsikalılar bizle konuş diyorlar. Korsika'nın bağımsızlığını destekliyoruz. Javier Bardem, James Bond gibi bir cep denizaltısıyla suların derinliğine daldı. Bardem'in aktörlüğünü severiz. Bu kez rol yapmıyordu kutuplarda. Bu Çevre Koruma Örgütü'nün denizaltısıyla inmiş Antarktik deniz yüzeyinin altına. Epey inmişler, 300 metreye inmişler. Ve kampanya şu, işte Antarktika'yı koruyalım, küresel ısınma ve diğer kirlilikle mücadele ve devletler, hükümetler destek versinler. Javier Bardem de bu şekilde dalgıçlığı var mı diye bakmadık aslında. 48 yaşında, aktörlüğü iyidir, iyi bir aktördür. Ama bu şekilde de Antarktika'nın diplerinden bize görüntüler verdi. Antarktika Denizi'nin ya da okyanusun o kısmının 1,8 milyon kilometre karelik alanının koruma altına alınmasını istiyor. Koruma altında bu şekilde doğal hayatın sürmesi, Antarktika işte dünyanın hayat kaynaklarından birisidir gibi bir durum. Ve de dramatik bir müzikle, James Bond müziğiyle bu dalış aslında renklenebilirdi. Ve sonra olaysız su yüzüne çıktı diyelim. Astronotlar ne durumda? Bir de astronotlara bakalım. Yer altından bir de yer üstüne gidelim. Şöyle, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bu görüntüler canlı. İstasyonun dışında iki Rus kozmonot çalışıyor. Uzaylılar dışarıda görüldüğü gibi. Bu istasyonun işte kompartman gibi Rus kompartmanının dışına bir anten takıyorlardı ya da taktılar, o anten olabilir sağ tarafta. Burada ayaklarını görüyoruz astronotun. Baş aşağı değil mi? Evet. Ve orada daha önce yerleştirdikleri testlerin sonuçlarını topluyorlar. Bir kaç 5-6 saat kalacaklar diye bilgi vardı. Artık olağan durumlardan bir tanesi uzay istasyonunun dışında çalışan astronotlar. MİFER kameralarından genellikle daha iyi görüntü alırdık ama bu şimdilik dışarıdan iki astronot çalışıyor. Bir ilginçlik olursa tekrar döneriz. Uzay canlıydı. Şimdi yine yeryüzüne döndük. Futbol sahasına döndük. Kolombiya'da şöyle, Kolombiya'nın Santa Fe takımıyla Venezuela'nın Deportivo'su karşılaştı. Maçın özetine baktık. Evet, Kolombiyalılar 3-2 kazanmışlar. Venezuelalı ev sahipleri de yenilginin hıncını hakemden çıkartmışlar. Şekilde görüldüğü gibi hakem Çevik Kuvvet tarafından çıkartıldı. Seyirci de yok. Bu kadar az seyirciye rağmen bu kadar büyük olay çıkması gerçekten şaşırtıcı. Ne olmuş? Hakem bir penaltı verdi ama penaltıda da bir şey yoktu. Hakikaten verilir bir penaltıydı ama tabii ki deplasmanda rakip takıma, konuk takıma penaltı verince böyle koruma altında Uruguaylı hakem üçlüsü, dediğimiz gibi Kolombiya takımıyla Venezuela takımı, olay yeri Venezuela,
Venezuela seyircilerin taşkınlığı ve maçın rövanşı gelecek hafta. O meşhur Latin Amerika Kupası'nın işte ayak maçlarından bir tanesiydi. Ne diyelim? Hoş olmayan görüntüler diyelim. Şimdi büyük resme bakabiliriz. Amerika'da bir meşhur gizli memo belge var. İşte FBI nasıl Donald Trump'ı sevmiyormuş da gizliymiş. Onun gizliliğini Donald Trump kaldırdı. Şimdi Amerika hop oturup hop kalkıyor. Trump FBI tarafından haksız yere hedef alındığını bu şekilde kanıtlamak istiyor. Bir değişiklik var mı? Yok, hayır. Bu arada Donald Trump Güney Kore ve Japonya liderleriyle telefon konuşması yapıp size daha fazla füze vereceğiz, savunma füzesi vereceğiz dedi. Bu vesilede silah pazarlaması yapıyor. Orası devam eden bir durum. Kore. Yeni bir durum var. Lübnan. Lübnan açıklarında. Lübnan işte İsrail'le komşu olma bahtsızlığına erişmiş bir durumda. O sınır bölgesinde bir alanda Lübnan şu 9 numaralı alanda gaz ve petrol aramak için ihale açtı. Vay sen misin açan? İsrail diyor ki işgal ederim. İsrail'in o bir aklı tartışmalı Lieberman'ın savunma bakanı vardır. O hem Hizbullah zaten var orada, ona karşı bir şey yapmalıyız diyor. Bir de diyor bu saha araştırması, taraması bizim egemenlik haklarımıza aykırıdır. Orası abi ki tartışmalı bölge ve Lübnan'ın sahası. Lübnan'ı işgal etmekten bahsediyor. Niye? Gaz arama ya da petrol arama ihalesi açma cüretinde bulundukları için. Siz nasıl olur da yaparsınız. Görüldüğü gibi Akdeniz'in o kısmı, o kare kare bölümler Lübnan'ın açığı. Aşağısı İsrail'in alanları var. Tabii ki tartışmalı alanlar onlar. Orada kimse oh burası benim diyemiyor. Örnek Güney Kıbrıs. Güney Kıbrıs'ın da Mısır'la olan arasındaki alanda işte cömertçe oraları parselleyip buralar bizim falan filan diyorlar. Değil. Hali tartışmalı ve açık. Ama bir iştah çıkartıyor İsrail. Demek ki istenmeyen bir bölgede bir komşu ülke arama tarama yapıyorsa o ülkenin işgale uğramak gibi bir sonuçla karşılaşması mümkün olabilir. Şimdi İsrail o mantığı Lübnan'a karşı kullanıyorsa Güney Kıbrıs'a karşı acaba kim o ihtimali kullanabilir diye düşünmemek elde değil. Sonra bu işte arama tarama işleri bir Rus, bir Fransız, bir de İtalyan şirketine vermişler ihaleyi. Orada bir şey var. Yani orada bir petrol, gaz kaynağı var. Ama onun ne zaman işletileceği, nasıl çıkartılacağı onlar çok sonraki işler. Ama sırf işte bu ihalenin açılmış olması bile tehdide yeterli gerekçe oluyor. Lübnan tepki gösterdi. Dedi ki biz diplomasi yoluyla bu işin çözülmesini istiyoruz. Aynı zamanda da tehdidi kabul etmiyoruz. Orası bizim egemenlik alanımızdır. Zaten dedi Lübnan'a karşı tehditler, Suudi Arabistan'ın saldırganlık ve diğer imalarını vurguluyor. Zaten diyor Lübnan'a karşı muhtelif komplolar var. Bu da onun bir parçası. Hatırlanacağı gibi üzere Suudi Arabistan Lübnan Başbakanı Hariri'yi istifa ettirip Lübnan'da kriz çıkartıp sonra da Lübnan'ın herhalde işgal edilmesine çalışmıştı onu o zaman. Gözlemiştik. O iş yatıştı derken şimdi vay siz gaz arıyorsunuz, petrol arıyorsunuz diye bir başka durum. Ama görüldüğü gibi Kıbrıs'ın o noktası, Akdeniz'in doğusu parsellenmiş ama onu çıkartıp işlemek falan onlar sonraki iş. Bir de herkesin fikrini aldılar mı acaba diye sormak gerekiyor.
Hani 2015-2016'da başlayan bir göç dalgası ve Almanya'ya 1 milyon mülteci gelmişti. Ve Merkel'in o mültecileri neden aldığı konusunda işte muhtelif teoriler, işte Almanya düşen nüfusunu güçlendirmek için işte yeni emek, ucuz emek falan. Bir Amerikalı fakat Alman işlerinden anladığı bilinen bir Amerikalı Frankfurter Allgemeine gazetesine bir makale yazıyor. Diyor ki hiçbiri değil. O işte Merkel şunu planladı, bunu planladı falan, hiçbiri değil. Mecburiyetten bu mülteciler Almanya'ya alındı. Mecburiyet de şuydu. Eğer Almanya bu mültecileri o zaman almasaydı mülteciler Yunanistan'a yığılmışlardı. Yunanistan'ı kitleyeceklerdi ve Yunanistan'ı iflas ettireceklerdi. Merkel o zaman iflastaki Yunanistan'ı desteklemek için işte Almanya'nın kredisi ve manevi desteğini esirgememişti Çipras'tan malum. O iş Yunanistan'ın ayakta kalmasına bağlıydı. Daha doğrusu sürecin tamamlanması ve Yunanistan'a uzatılan elin işte boşa gitmemesi için. Fakat mülteciler yığılınca Yunanistan sistem ve ülke olarak çökme riskiyle karşılaşınca Merkel baktı ki Yunanistan'ı kurtarmak lazım. Onu engellemenin bir yolu da nedir? O zaman Yunanistan'ın almadığı ya da Yunanistan'ı çökertecek olan mültecilerin Almanya'ya alınmasıydı ve bu yüzden sırf Yunanistan'ı çökertmemek için o mültecileri almışlar. Hikayenin aslı bu. İlginç bir durum. Yani Almanya'nın planlı bir mülteci politikasının olmadığını bu şekilde ima ediyor bu durumda. İlginç bir yorum olarak dikkatlerinize getirmek istedik. Meğer Yunanistan'ı kurtarmak istemişler. Önceki gün vardı da haberi ancak şimdi verebiliyoruz. Şöyle dünyada çocuk evlilikler, çocuk gelinler her işte 2 saniyede bir çocuk evlendiriliyor falan diye yorum var. Bu konuda Türkiye'de çok yazılıp çizildiği için Türkiye'deki bazı sosyal medya hesaplarına bakarsak sanki bu durum yalnızca Türkiye'de varmış, Türkiye'de felaket durumdaymış gibi bir tansiyon görmüştük. Dünya verileri geldi. Dünya verilerinde Türkiye hiç kayda bile gelmiyor çocuk gelinler konusunda. Evet, tabii ki yanlış. Tabii ki önlem alınması gerekiyor. Tabii ki önlem alınmakta. Ama bu işte her şeyin en kötüsü bizdedir anlayışının bir başka boyutunu görüyoruz. Herkes, her şeyin en kötüsü sizde değil. Nasıl değil? Bakın, çocuk yaşta evliliğin yüksek olduğu ülkeler: Nijer, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad. Bunlar oranlar %76 oranında 18 yaş ve altı çocukların evlendirilmesi. Kız çocuklar daha çok tabii ki. Gine, Mali, Güney Sudan, Mozambik, Hindistan. Çoğu Afrika'da, Hindistan, Bangladeş, Pakistan son derece yüksek oranlarda. İlk 10 işte yukarıdan ilk 10 Hindistan, Bangladeş, Nijerya, Brezilya. Etiyopya, Pakistan, Endonezya, Meksika, Demokratik Kongo, Tanzanya diye gidiyor. Bütün dünya çapında bir sorun. Evet, ama dünyadaki durum da hiç iç açıcı değil. Başka? Kimsenin aklına gelmez. Amerika'daki çocuk gelinler. Amerika'da da çocuk yaşta evlilik olayının varlığını bu vesileyle öğrenmiş oluyoruz. %85 kız çocukları ama %15 de erkek çocukları. 18 yaşın altındaki erkek ya da kız çocuklarının artık zorla evlendirilmesi diyebiliriz. Amerika'da da yaşanan bir durum. 10 yılda tam 248 bin, hadi sayılmamışlar da vardır diyelim, 250 bin
çocuk Amerika'da evlendirilmiş son 10 yılda. Bunların %80'i 85'i kız çocuğu, kalanı erkek çocuğu. Nasıl? Bu eyaletler evlilik yaşı ya da evlilik sınırı konusunda renklere ayrılmış durumda. En az 18 yaşında olmak lazım evlilik için diyen şu pembe eyalet var. İnanın o pembe eyaleti ara tara, hadi Texas'ta gördük ama bizim prodüktör Mehmetcan diyor ki Texas 17 yaş diyor. Birkaç tane eyalet var. Amerika'nın 50 eyaletinde çocuk yaşta evliliği engelleyecek yaş sınırı yok. En kabadayısı birkaç eyalet. 17 yaş demiş, birkaç eyalet 18 demiş, sonra giderek iniyor. 16-15 giderek kızaranlar ve 14-13 yaş evliliklere izin verenleri görüyoruz. Kaliforniya. Kaliforniya ilerici ve liberal eyalet olmakta, şampiyonluğu kimseye bırakmaz. Kaliforniya'da evlilik sınırı bizce 13. Hatta belki de sınırlama yok. Renkler birazcık değişiyor çünkü. 13 yaşa ya da hiçbir sınırlama yok. 10 yaşında da evlenebilirsin diyen bir Kaliforniya var. Daha yeni fark etmişler. Bazı işte sivil toplum kuruluşları diyor ki bu bir felaket, bunu engellememiz lazım. Hepsinden yasa geçmesi lazım. 50 eyaletin federal olarak yasaklamaları mümkün değil. Washington'un yasaklaması mümkün değil. 50 eyalette teker teker uğraşarak bu yaş sınırlarını 18'e ya da yukarısına çıkartmak zorundalar. Yapamıyorlar, yapamazlar da. Yapmaya da niyetleri yok. Amerika, her şeyin en iyisi, en moderni olan Amerika'da çocuk yaşta evlilikler nasıl oluyor? Taciz ve tecavüz sonucu maalesef kızlar saldırganla evlenmek zorunda kalıyorlar. Sonra o evlilik tabii ki devam etmiyor. Sonra işte parçalanan hayatlar falan. Ne yapabiliriz? İşte diyorlar ki bu 18 yaşa yükseltilmesi lazım en azından evliliğin ve de 18 ya da altının evlendirilmesi için ya anne baba veli vasi izni gerekir ya da yargıç onayı gerekir. Böyle bir ortam. Dünyadaki durum bu. Amerika'daki durum bu. Türkiye'de de bu sorunla mücadele tabii ki var. Onun için sakin olmak gerekiyor. Hindistan'da daha farklı ve da bunun uzantısı olarak daha dramatik bir durum var. Hindistan kız çocuklarını yok sayıyor. Erkek çocuk maalesef makbul. Kız çocuklar ihmal ya da yok sayılmakta. Son istatistiklerde işte Hindistan'ın nüfusu 1 milyar 200 bin, 1 milyar 300 bin kişi falan. Kadın erkek oranlarını karşılaştırmışlar. O nüfusun belli bir oranının kadın, belli bir oranının erkek olması lazım. İstatistikte 63 milyon eksik kadın çıkıyor. 63 milyon kadın daha olması lazım kadın nüfusunda. Yok. Neden? Kürtaj ya da hastalık ya da işte erken yaşta ölümle yok olan bir kadın nüfusundan söz ediyoruz. 63 milyon kız çocuğu, bebek yok olmuşlar. Normalde doğdukları ancak hayatlarını devam ettiremedikleri görülüyor. Kadınların işte yaş grupları istatistik bakınca çok belirgin. Bu doğumların ya işte kürtajla sona erdirildiği ya da çocukların beslenmeyerek, bakılmayarak, imal edilerek kız çocuklarının ölüme terk edildiği anlaşılıyor. Korkunç mu? Tabii ki korkunç. 63 milyon kadın yok. Sonra 21 milyon mevcut kız çocuğunun da aileleri tarafından istenmediği istatistik olarak belli. Aileler kız çocuk istemiyorlar, onun için bakmak istemiyorlar, yok sayıyorlar. Neden? Temel nedenlerden bir tanesi kız çocukları evlendirilirken ailenin başlık parası vermek zorunda kalması. Hindistan'da ve bazı başka ülkelerde de öyledir. Hani kız evlendirilirken başlık parası alınır. Hayır değil. Kız babalarının damat tarafına para ödemesi gerekiyor. Böyle bir gelenek var.
100 yıllık, 200 yıllık neyse ne kadarsa o kadar yıllık bir gelenek ve o geleneğin sonucu aile kız çocuğu bir yük olarak görüyor. Çünkü evlendirmek için para vermek zorunda. Ve bu yüzden erkek çocuk doğduğu zaman Hindistan'da artık bebek yapma ya da çocuk yapma süreci tamamlanıyormuş. Kız çocuk doğduğu zaman erkek olana kadar ailelerin bebek yapması süreci var ve de bu sayede işte kız çocukları doğuyor ama kız çocukların ondan sonra yaşamasına maalesef izin verilmiyor. Ha bu peki işte Hindistan'ın düşük gelirli, kötü eğitimli falan bölgeleri mi? Hayır. İstisnasız bütün bölgelerinde bu durum var. Hatta zengin sayılan, varlıklı sayılan, altyapısı ve ekonomik imkanları yüksek sayılan eyaletlerde de aynı durum var. Çok ilginç. Geleneğin ne kadar baskıcı olduğunu gösteriyor. Ve çalışan kadınlar bile, hali vakti yerinde olan kadınlar bile aile yaşamları boyunca kadın olmanın ne kadar zor olduğunu anlatıyor Hindistan'da. Kız çocuk olarak büyümenin ne kadar zor olduğunu anlatıyorlar Hindistan'da. Kız ya da erkek bütün çocukların aziz ve gerekli ve kutsal olduğunu bilmemize rağmen bu da bir kötü Hindistan örneğiydi. Enerji bu kaç gündür masamızda duruyor. Bu haberi paylaşmamız gerekiyordu. Dün küresel oyunda da hocalarla konuşacaktık. Fırsat olmadı. Konular çok yoğun ve ilginçti tabii ki. Şöyle, Amerika an itibariyle dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisi. Ve Amerika çok yakında, bir iki yıl içinde dünyanın bir numaralı petrol üreticisi olacak. Dün küresel oyunda da kısmen konuştuk. Bir basma kalıp böyle bir ezber akışımız var. Soğuk Savaş'ın bitiminden beri falan filan. İşte Amerika'nın Orta Doğu petrolüne olan o ezberlerin değiştirilmesi ve yıkılması gerekiyor. Amerika'nın Orta Doğu petrolü falan filan öyle bir ihtiyacı yok, kalmamış. Amerika petrol mü buldu? Buldu. Nasıl? Amerika zaten 1950'lerde de iyi bir petrol üreticisiydi. Sonra maliyet yükseldiği için Suudi petrolü, Kuveyt petrolü, Şut petrolü, bu petrolü daha ucuz olduğu için Amerika kendi kuyularını kapattı, uğraşmadı. Daha ucuza olan ithal petrolü almaya başladı. Bu uzun süre böyle gitti. Ne zamana kadar? Teknoloji gelişene, değişene ve kaya gazı, kayaç gazı, kayaç petrolü, kaya petrolü çıkana kadar. Nedir? Teknoloji, yüksek teknolojinin bir buluşu bu. Fosilleşmiş kayalara tazikli su tutulunca, başka süreçleri de var tabii ki, parçalanan kayaların içinden daha önce çıkması mümkün olmayan petrol ve gaz çıkıyor. Daha önce işletilmesi pahalı olan, mümkün olmayan petrol ve gaz birden düşük maliyetli olarak çıkmaya başladı. Ve bu sayede Amerika variller dolusu petrol üretmeye başladı. Ne kadar? Rusya halen 11 milyon günde varil petrol üretiyor. Suudi Arabistan 10.6 milyon 400 bin fark var. Onlar da OPEC kotası falan tutsun diye tutuyorlar ama gerçekleşme kesin daha üstündedir. Amerika'da an itibariyle 10 milyon ya da 11 milyon 10 milyon 10 milyon varil petrol üretiyor ki bu artacak. Çok yakında 12 milyona çıkacak. Amerika'nın hiçbir yerden petrol gelmiş, işte gitmiş, işte falanca yerdeki Orta Doğu petrolüymüş. Bunların hiçbirine ihtiyacı çoktan kalmadı. Bundan sonra da kalmayacağı anlaşılıyor. Bunun tabii ki daha uzun konuşulması gereken jeopolitik etkileri var. Orta Doğu'ya alakasını kesecek mi? Yok, kesmeyecek. Yine işte ticaret yolları falan diyerek boğazları, İşte kanalları, Süveyş kanalıydı, Kızıldeniz'de oraları buraları falan filan tabii ki hala ilgi alanında tutacak ama petrol için değil. Petrolü var çünkü kendisi çıkartıyor ve de daha da çıkartmaya devam edecek. Bu notla kapatırken şu uzaydaki güzel görüntüyle kapatalım. Açı değişti çünkü evet uzaydaki astronotlar Rus kozmonotların açısından şu şekilde bunlar herhalde
astronotu evet öyle uzaktan da fazla görmüyoruz ama tamam. Yani petrolde durum bu. Amerika konusundaki ezberin de değişmesi lazım. Amerika artık dünyanın sayılı petrol üreticilerinden bir tanesi. Değişiklik, o değişikliklere sonra bakarız. Bu meşhur Alev Ateş Festivali. Atlarla ateşlerin içinden, alevlerin içinden geçiyorlar. Her yıl düzenlenir. Her yıl geleneksel işte birkaç yüzyıllık İspanya geleneğidir. Bu sene de yapıldı da bu sene hayvan hakları savunucuları yine çok büyük itiraz ettiler. Atlara yazıkmış. O köy halkı da diyor ki yüzyıllardır bunu yapıyoruz. Atlar yazık falan bir şey olmuyor atlara. Aynı zamanda işte bazıları koruyucu maddeyle kaplıymış. Şöyle o alevlerin içinden geçen atların eski İspanya'yı düşünürsek işte savaşlarda, seferlerde ölümsüz hale geldiklerine inanılırmış. Onun bir alıştırması. Yani atları sefere hazırlıyorlar bu şekilde. Ateşlerin ve dumanın içinden koşan ya da o koşmayı bilen atlar. Adı sonra gelenek oluyor. Kesin bir askeri şeyi vardı tabii ki, gerekçesi vardı. İşte atların canı yanmıyor mu? Yok, yanmıyor. Atlar korumada ve atları zaten çok seviyoruz diyorlar. Bu sene de bu şekilde tamamlandı. Gelecek yıl aynı şeyi tekrarlayacaklar. Gelecek yıl belki başka görüntülerle anlatırız biz de. ...160 milyon yıllık bir dinozor kuyruğu Meksika'da açık artırmayla satıldı. Kaç 95 bin, 100 bin dolara falan satıldı. Şöyle deprem olmuştu ya Meksika'da, bunu satalım açık artırmada ne kadar gelirse onu da işte deprem hasarı, okulların onarılması için verelim falan gibi bir iş adamı bu işi götürmüş. İyi de bu dinozor nereden geldi diye sorunca ortalık karışıyor. Çünkü dinozor Fas'tan çıkartılmış. Fas'ın dinozorları meşhurdur. Fas çölünde dinozorlar evet bulunur. Bu da o şekilde bulunmuş. Kuyruk kısmı yaklaşık işte 4,5-5 metrelik bir dinozor kuyruğu. Çıkarttık, temizledik, işte restore ettik, parçaları birleştirdik diyorlar. Gayet güzel. Fakat Fas diyor ki siz kimden izin aldınız da bunu oradan çıkarttınız da kaldırıp Meksika'ya götürdünüz de Fas bunu istiyor. Bu diyor bizim ulusal hazinemizdir. Dinozorumuzu geri verin. Meksika onu sattı, iş adamı aldı, öbürü işte açık artırmayla satıldı, geliri işte okul vesilesiyle deprem falan. Yok hayır, konu halen sürüyor. Fas gayet kızgın. Evet, o tip dinozorun kuyruk kısmıymış. Diğer parçaların nerede olduğunu pek bilemiyoruz ama bu kısmı şu an tartışma konusu. Fas'ta çıkmış, Meksika'da satılmış, küresel dünyanın bir dinozoru. O zaman bunu geniş anlatabiliriz. Dünyanın muhtelif yerlerinde, muhtelif yanardağlarında muhtelif görüntüleri geliyor. Şuydu buydu falan, Endonezya, Latin Amerika'da vardı. Bu Etna. Etna'nın geçen yıl boyunca faaliyetleri vardı. O faaliyetleri bir süre önce ajans çekmiş, birleştirmiş. Örnek yanardağ patlaması nasıl olur diye. Hem de açıları da güzeldi. Onu size göstermek istemiştik. Bunlar geçen yıl boyunca Etna'nın muhtelif patlama ve püskürtmelerinin görüntüleri. Her yanardağın evet farklı karakteristiği, lav akışının farklı yönleri oluyor da Etna tarihi ve kültürel özellikleri nedeniyle
örnek yanardağ sayılmakta. O yüzden buna yakından bakabiliriz. Etna nasıl püskürüyor? Güney Kore, Kuzey Kore. Güney Kore'de olimpiyatlar var. İşte 9'unda Kuzey Kore gelecek. Oraya da katılacak falan. Şu an olimpiyatlar bekleniyor. Onun öncesinde görüntüler de aslında birazcık ama zamanı hala geçerli. Şöyle, Güney Kore'nin geleneksel buzda balık festivallerinden bir tanesi. Ahali toplu halde buz tutmuş göle gelip balık tutuyor. Muhtelif yarışmalar. Buzda balık tutmanın belli kuralları var. Öyle herkes yapamıyor. Birincisi ayakta kalmak. İkincisi balığı yakalayabilmek. Üçüncüsü buzun altında balık bulmak gibi. Ama gayet popüler bir faaliyet. Güney Koreliler işte Kuzey'le savaş mı şudur falan diye o telaş arasında bir iki hafta önce buzda balık festivaline katıldılar. Festivalin evet yarışmalarından bir tanesi elle balık yakalamak ve en çok sayıyı tutturan birinci oluyordu. Şekilde görüldüğü gibi bir file torba falan vermemişler çocuklara. Herkes tişörtüne doldurarak bu yarışmayı kazanmaya çalıştı. Bu kadarız. İyi hafta sonları diliyoruz. Pazartesi görüşeceğiz. 20'de Dünya Halinde. Hoşçakalınız.